Merhaba arkadaşlar, ben Torun abi. Yeni bir Torun Mutfakta videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size çeliğinizle, çocuğunuzla, kardeşinizle, ailenizle yiyebileceğiniz ucuza kokoreç yapmayı göstereceğim. Baştan sona kadar efsane olacak. Bu videoda bana kardeşim eşlik edecek. O da dur o, versene. Bir sesleneyim şimdi, duymayacak. Boşuna niye ağız şey yapayım? Yusuf! 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 Al kanka. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Duydun mu? Bu sefer duydum. Arkadaşlar, bu videoda kardeşim Yusuf bana yardımcı olacak. İşte kokoreçimiz de burada. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki bimden kokoreç almıştır, yarıma koyacaktır. Al kardeşim. Al kardeşim. Ben sana patlayana kadar diyorsam patlayana kadar, bak aynı boydalar abi. Şimdi direkt kokoreç yapımına geçelim. Ne demek istiyorsun şefim? Nasıl yani, yaparız bunu? Mangalı yakacağız böyle. Tamam, sen geç mangalı yak, orada anlatırsın. Hadi bakayım. Tamam, hadi orada anlat sen hadi. Aferin. Hadi bakayım. Bu videoya beğeni patlaması bekliyorum sizden. Beğeni patlaması, çatlaması, çutlaması gelirse, 20 bin beğeni gelirse, buna paylaşımlar, maylaşımlar gelirse denizden kendim midye toplayacağım. Kendim dolduracağım. Kendim yapacağım. Bu arada ben kendimi usta olarak kabul etmiyorum. Direkt yapımına geçelim. Arkadaşlar, ateş sorumlumuz Yusuf Bey. Yani oldukça profesyonel bu işte. Yani mangal yapmayanlar, bilmeyenler için bir püf noktalar gösterebilirsin. Püf nokta yok. Yok mu? Koyuyorsun, yapıyorsun. Mangal kömürümüzü hazırladık. Bir güzel yelledik, melledik. Isısını ayarladık. 10 numara oldu. Şimdi ise tek yapmanız gereken, bunu mangalda yapıyorsanız, böyle büyük bir tane mangalınız varsa, yani çevirebilecek imkanınız varsa, direkt bu şişlerden alıyorsunuz. Göster şişleri Yusuf. Heh. Bu şişlerden alıyorsunuz. Her ilk önce şişleri ısıtıyorsunuz tabii. Şişleri ısıttıktan sonra görüyorsunuz kuzuyu. Of, 10 numara. Bu arada Suat abiye selam buradan. Şişleri ısıttıktan sonra bir başına bir şişi, o kadar uzun olmadığı için şişimiz, uzunluğu bulursanız tek tarafından direkt sok, çıkar. Bir tarafına bir şişi, diğer tarafına bir şişi sokuyorsunuz. Fiyatını soracak arkadaşlar vardır. Hemen fiyatını da belirteyim. Fiyatsız olur mu? Arkadaşlar, bunu toptancınızda, bak toptancıları var tamam mı bunun? İnternette bulabilirsiniz kokoreç yazarsanız. 75-80 lira. Sizin mahallenizde kokoreççi mokoreççi varsa onlardan da bulabilirsiniz. Tabii biz mahallemizdeki kokoreççiden aldık. 80 lira. Bulabilirsiniz 80 liraya verirse size. Bildiğimiz kuzu kokoreçi bu boyutlarda 80 liraya alabilirsiniz. Doya doya yiyebilirsiniz. Ortalama size maliyeti ise 100 lira. 5 liraya içecekleri ver. 5 liraya kömürü ver. Tamam mı? 5 liraya mangalı falan tabii sizden, o kadar da değil. 5 liraya ondan sonra baharatları. 5 liraya ekmeği mekmeği derken 100 liraya geliyoruz. Değil mi? Direkt mangal atmaya attığınızda da bir mangalı yağlayın ya da bir şeyler yapın ki o mangala yapışmasın, dağılmasın. Lan ne yapışmasın ya, bir sus ya. Öyle olur mu oğlum? Olmaz. Bak şimdi arkadaşlar, bakın ben size güzelce anlatıyorum. Yusuf biraz acemi, yeni çırağım ya, o yüzden fazla bilmiyor. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım izliyorsa da anlatayım. Bu mangala direkt atılmaz. Uzak bir aleve atılır. Neden? Çünkü bunun bir yağı var, bir suyu var. Onu yavaşça salması lazım. Yani bir yarım saat, bir saat bu bebeğin, bu güzelliğin, dinlenmesi lazım. Böyle yavaş yavaş suyunu görüyorsunuz salıyor. Tamam mı? Yavaş yavaş suyunu salması lazım. Suyunu saldıktan sonra böyle hafif bir kızarıklıklar zaten olacak. Böyle hafif ama çok çok değil. Ondan sonra dilimliyorsunuz. Mangalınıza cızbız dilimledikten sonra atıyorsunuz. İstediğiniz şekilde. Şimdi onu da göstereceğim yani. O yüzden bir dakika ben bitireyim, sen söyleyeceksin. O yüzden mangalı direkt atılmaz. Evde direkt mangalı atacaksanız da Suat abimin kokoreç videosu var. Yani orada direkt tencereye koyuyor. 2 saat adam dinlendiriyor, suda kaynatıyor işte. Suda kaynatıyor, yağını çıkartıyor, suyunu çıkartıyor. Ondan sonra mangal atıyor. Mangal atacaksanız Suat abimin videosundaki gibi yapabilirsiniz. Ama bu tarz böyle uzak alevde yapacaksanız, yavaş yavaş dinlene dinlene suyunu akıda akıda yapacaksanız, böyle şeyden, közden uzak olması lazım. Söyle kanka. O sıra bu kokoreç böyle dinlendikçe ateş de dinleniyor. Ateş de böyle sakinleşiyor. Of, aman ateş aman. Sakinleşince... Sakinleşti ateş. Hem bir dakika ya. Kuzu sakinleşti. Dinlendi. Of. Yağını bıraktı. Aman Allah'ım. Tamam. Ateş dinlendi. Evet. Sakinleşti. Şimdi ateş sakin ya. Kızmıyor bize fazla. Burası ne ya? Bir şey değil, bırak kalsın. Ateş dinlendi, artık kızmıyor fazla. Bu ne? Dilimliyoruz, ızgaraya bırakıyoruz, içi de pişsin böyle güzelce.
çıtır çıtır oluyor. Ateşte yakmıyor onu böyle. Dinlenmiş yani. Ben bir şey anlamadım ki. Dinlemiyorsun ki bölüyorsun. Biz bunu saat 7 gibi koyduk. Şu anda saat 8, yani hava 1 saatte kararabiliyor. 7'de aydınlıktı, şu anda 8. Zaten nasıl koyduğumuzu gördünüz. Burada 2 tane destek verdik. Böyle normal kokoreççi gibi koyduk. Suyunu bir güzel çekti, inceldi, küçüldü. Yani tam kıvamına geldi. Şimdi ise mangalın üzerine yerleştirdik. Güzelce pişiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın her yeri itinayla pişirdim. Tam kıvamında. Bakın abi suyunu saldı. Güzelliğini aldı. 10 numara oldu. Görüyorsunuz tavamız da burada. Şimdi domates kokoreçe koyulmaz demeyin. Ben kendime domatesli momadesli yapacağım. Sade yiyenler sade yesin. Bilmem ne yiyenler bilmem ne yesin. Yani istediği şekli yesin abi. O yüzden sorun yok. Bak kardeşim de burada domates biberleri doğruyor. Gördüğünüz gibi. Zaten kokoreçe kırmızı biber çok güzel gidiyor diyorlar. O yüzden kırmızı biber deneyeceğiz. Charleston biberi, domates. Kokoreç alıyorum. Şişlerini çıkartıyorum. Yaptım. Al Taner şişini Yusuf buradan. Bunu da çıkartayım. Çek. Hop bunu da al. Heh. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. Bir dakika kuzuysa biz buradan direkt böyle ben bunu alayım. Al. Bu tarafı. Of 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 bunu alayım. Of of. Pardon. Ulan bu ne ya? Bu ne abi? Bakar mısınız ya? Üf. Şimdi bunu böyle yarıyorsunuz. Uzay yapacağım. Bunu dilime. Uzay yapacağım uzay. Of. Şimdi bak bunu yardıktan sonra içi şey kaldı ya. İçi için böyle koyuyorsunuz buraya. Bunu da böyle koyuyorsunuz. Bunu alalım. Bak bunu alalım. Tamam mı? Bu zaten biraz dağılmış. Tamam bunu alalım. Kıyalım. Bunun kıyıyoruz. Birazcık domates. Yeterli. Çok bile ama buna yeter. Birazcık kırmızı biber, yeşil biber. Hepsinden olsun. Şölen olsun. Şölen ya. Şölen. Ondan sonra biberlere daha biraz da. Kaşık getirir misin Yusuf? Arkadaşlar bu arada elimi yıkadım. Yani bunlara elimi sürüyorum. Sadece nimetlere sürüyorum. Elimi yıkadım. Herhangi bir halta elimi sürmüyorum. Sadece bir de burnumu siliyorum. Yok elimi yıkadım. Ona göre haberiniz olsun. Bakın abi. Gördünüz mü? İşte. Ya cidden bu işi biliyorum ya. Yemek torun abinin işi ya. Bir de torunların işi pardon. Torunlar olarak zaten izleyenler de yemeği yapmayı bilirler. Öğreniyorlar. Gösteriyorlar. Ben de onların sesi, onların dili, onların eli olmaya çalışıyorum. Hep birlikte acemiliğimizi üstümüzden atıyoruz abi. Bu arada... Biraz tava kısın bence. Tamam. Bu arada bir de ben yakında bir zayıflayayım mı? Ne yapayım ya? Çok kilo aldım bu arada. Cidden. Bir zayıflayayım yani biraz. Bir zayıflayayım. Aynen. Yemekten yemeği yiyelim. Yemek videolarını yemeği az az. Böyle artık milleti, artık takipçileri falan çağıralım. Zayıflar varsa aramızda zayıflar. Onları yedirtelim. Zayıf, aynen zayıfları falan çağıralım böyle. Tombullar da gelsin arada da yazık. O fazla yok. Tombullara fazla yok. Ona göre he. Tombulları lan, patlayacağız lan. Yürüyemiyoruz. Götümden nefes alıyorum. Yalan yok. O yüzden tabii herkesi çağıracağız. O sorun değil de yani tombullar biraz daha ben de artık geride durmayı düşünüyorum. Yani bir bu gidişat yol değil. Bu gidiş gidiş değil abi. Bu gidiş. Bunu buraya alayım. Dök oğlum. Bunu da böyle. Of. Bak. Bu kadar. Kaşığı var. Sen bunu karıştır burada. Ayarla. Tamam mı? Baharatlarımız. Kekik. Olmazsa olmaz. Kimyon. Olmazsa olmaz. Pul biber. Tuzu getireyim. Olursa olmaz. Kırmızı toz biber, Suat abiye selam. Ondan sonra tuz, ondan sonra ekmeğimizi buraya koyuyoruz. Çıtır çıtır. Sesi duyuyorsunuz. Ondan sonra bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Alın size uzay. Bunu bir güzel böyle. Bir güzel böyle. Bunu böyle koyalım. Böyle. Böyle. Uzayı böyle mi yapacağız? Evet. Nasıl?
Yani uzay bu. Uzay bu. Yani ne bekliyordun? Nasıl bir şey bekliyordun ki? Uzay bu abi. İçine kimyon. Onu bol atarsan. Tamam. Kimyon. Ondan sonra daha tuzu dökmedik. Tuzu da dökmeliydik. Tuzsuz bu. Kırmızı toz biber. Kekik. Kekiği birileri seviyor. Az mı? Keki az. Koy da. Çok zaten kekiği ben o kadar sevmiyorum. Çok böyle hafif tadımlık olsun. Gördüğün gibi kanka. Şaheser. Tabii burada. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Taner bir tadına bakar mısın kardeşim? İlk sen bak gel. Düzgün düzgün gel. Emin misin bak? 10 numara yakışıklısın ya. Efsane yakıyorsun ya. Bir et bir iki sen bir. Hadi bakayım al. Vallahi ya 10 numarasın ya oğlum. Bütün kızlar Instagram'da seni ekliyor ya. Bak alta koydum Instagram'ı. Of aman Allah'ım. Bütün anasını satayım ya. Evlenecek çağdaki kızlar sende şu anda. Hadi bakayım. Al bir tane. Biliyorsun ben sevmiyorum fazla. Evet. Kokoreç sevmiyorum. Kokoreç sevmeyen insan. Bir tane bak. O boş yerine geldin. Boş yeri nasıl olur ama şansına. Cidden doğruysa. Sazam olur. Bir ısır bakayım. Bizim ama yaptığımız şeyler kötü, kimse kötü. Tadı. Ben yiyorum değil mi? Evet. Dur bir dakika. Kötü olmuşsa sakın kusma. Ekmek yedim sadece. Dışı güzel, hala içine giremedim. Güzel dışı. Ha, çok güzel. Yemin et. Bak bakayım. Dur bak. Nasıl kanka? O abi kadar diyorum çok güzel. Valla. Valla. Yani normal dışarıda... Ama baharatı çok güzel oluyor yani. Ya zaten bu baharatlı yenir. Sadece o kadar şey yenmez. Baharatı güzel. Lezzeti nasıl? Yağ, şeyi, o kadar ya yağını... Ak... Çok güzel tutturmuş ya. Yoksa gene mi tek attım? Tek attık. Tek attım. Evet. Aferin lan. Sen çok iyi sevdim. Yardımcısın. Gel koçum benim. Kardeşim benim torunlar ya. Baya güzel oğlum. Kardeşim neye bakıyorsun abi? Biraz daha ısır bakayım buradan bakayım. Bak burada bolgun. Ya işte... Ben sevmiyorum. Sen de biliyorsun oğlum. Ne yapayım? Ama sevmiyorsun. Şu an bitirdim. Nasıl güzel mi? Vallahi çok güzel ya. Tamam tebrik et gidebilirsin. Aa, tebrik ederim. İlk defa yapıyorum. 10 numara değil mi? Açabilir miyiz kokoreçi? Kokoreçi açabilir miyiz? Biraz daha çalışmak lazım. Tamam. Biraz daha. Ama bence güzel. İlk deneyimine göre baksana abi kokoreçin şeklinde zaten hayır var. Şimdi bunu yarımımızın arasına koyalım. Ver yüzüm kaçırmasın. Of gel Taner gel. Gel Taner gel. Gel Taner. Gel Taner de. Gel Taner de. Yani kokoreç sevmeyen. Yani. Hadi. Yani kokoreç sevmeyen bile bu videodan sonra kokoreç sevmeye başlıyor. Tamlık kokoreci biz şu anda yarıma koyuyoruz. Nasıl? Efsane değil mi? Cinayet. O nasıl bir terim lan? Bak. Şu en dibini bana ver. Al abiciğim. Kardeşimsin diye yoksa başkası olsa var ya gene veririm. Kola alabilir mi? Dur bir dakika bir ısıralım. Bir tadına bakalım. Of aman Allah'ım. Vallahi çok güzel. Ben kola almak istiyorum. Dur. Bir Toru Mutfak'ta videosunun daha sonuna geldik. Gördünüz. Efsaneyi gördünüz. Hala burada var. Görüyorsunuz. Yani böyle mangalda dinlendire o kadar güzel olmuş ki yemin ediyorum çok güzel olmuş. Ağır ağır pişerek böyle. Oh. Az közde ağır sonra arttırıyor közü. Pişme süresi size söyleyeyim. 3 saat 3,5 saat sürdü bak. 3 saat 3,5 saat diyorum. 3 saat rahat sürdü. Çünkü epey böyle yavaş yavaş çevire çevire güzel güzel pişirdik. Siz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like patlaması, çatlaması, kutlaması her şeyi bekliyoruz. Ne kadar çok
Dediğim gibi 20 bin like gelirse midye videosu gelecek. Efsane bir şey olacak o da. Hadi görüşürüz. Çok uzattım. Buradaki videoları da izlemeyi unutmayın. Baloncular ne kadar kazanıyor falan yaptım. 10 numara bir video. Hadi. Aklınızı helal edin. Gözünüzde yedik. Evet.